Merhabalar, Haldun Yavaş'la birlikteyiz. New York çıkarması, Caspian Forum İngilizcesiyle Hazer Strateji Enstitüsü'nün organize ettiği Hazer Forumu New York'a geldi, geliyor. Haldun Bey, hoş geldiniz. Tanıtımı iyi yapmışımdır umarım. Sağ olun, çok iyi oldu. Sizden bir de alalım. Hazer Forum'un anlamı, önemi ve neden yapılıyor? İlk defa mı? Bunların hepsini sizden bir alabilir miyiz öncelikle? Hazer Forum'u ilk defa geçen sene İstanbul'da organize ettik. Hazer Strateji Enstitüsü olarak Hazer bölgesini, Hazer'in Davos'unu ilk defa İstanbul'da geçen sene organize etmiş olduk. Malumunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası münasebetiyle New York'ta tüm dünya devletlerinin devlet başkanları, başbakanları ve dışişleri bakanları New York'a geliyor ve dünyanın bütün konularını masaya yatırıyorlar. Veya Davos münasebetiyle işte Davos'ta dünya ekonomisi tartışılıyor. Biz de Türkiye merkezli bir düşünce kuruluşu olarak Hazer Strateji Enstitüsü olarak Hazer bölgesinin forumunu, Hazer'in Davos'unu, Hazer forumunu geçen sene ilk defa organize ettik. Bu sene de ikincisini 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında New York'un en meşhur oteli Waldorf Astoria'da düzenleyeceğiz. Doğru. Çok da güzel bir hafta seçtiniz. Dediğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in bütün liderlerinin içinde olduğu, benim bir sokaktan öbürüne geçemeyeceğim kadar trafiğin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde beklentileriniz nedir? Hazer Forumu'ndan çıkacak muhtemel başarılar, projeler, çünkü birçok dünyanın ülkesinin, dünyanın liderleri gelecek, konuşacak değil mi? Bir Evet, panel evet. olacak. Moderatörlüğünü de Charlie Rose yapıyor. Evet. Büyük bir forum, büyük bir panel. Beklentiniz, amacınız nedir? Şimdi birincisi Hazer Forumu New York'un konusu Güney Gaz Koridoru. Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa enerji güvenliğine olan katkıları. Güney Gaz Koridoru ne demek? Evet, Güney ben de Gaz onu Koridoru soracaktım şimdi. Azerbaycan ve Türkiye'nin liderliğinde başlayan TANAP projesi, yani Trans-Anadolu Doğalgaz Projesi, Doğalgaz Boru Hattı TANAP projesi Güney Gaz Koridoru'nun temellerini teşkil ediyor. Tabii bunun önemi Avrupa'nın enerji güvenliği için Azerbaycan'ın özellikle liderlik yapması ve Türkiye'nin de çok ciddi anlamda destek vermesiyle gerçekleşen bir proje. Bunu biz niye New York'ta masaya yatırıyoruz? Çünkü tüm dünya liderleri şu anda New York'ta. Aktör ve başarılı olan aktör Azerbaycan ve Türkiye. Katılımcılar kimler? İşte Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Gürcistan Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı, Makedonya Dışişleri Bakanı katılacak. Ardından Hırvatistan Dışişleri Bakanı katılacak. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı, Amerika'dan üst düzey bir yetkili ve Avrupa Birliği'nden üst düzey bir yetkili. Türkiye'nin bölgedeki rolü, enerji alanındaki rolünü, liderliğini işte Güney Gaz Koridoru bakış açısıyla, Avrupa enerji güvenliği bakış açısıyla masaya yatırmış olacaklar. Yani burada aktör Türkiye ve Azerbaycan Çok aslında. güzel Türkiye ve söylediniz. Azerbaycan'ın başarıları masaya yatırılacak. Türkiye ve Azerbaycan'ın liderliği altında, onların altına imza atıp ortaya sunduğu bu projeye diğer ülkelerde katılsınlar, desteklesinler istiyoruz. Tabii ki katılanlar zaten var. Özellikle bölgenin politik ve ekonomik başarısı için Evet. diyorsunuz. Peki, katılanlar bunlar, oyuncular bunlar, aktörler, baş aktörler, Türkiye ve Azerbaycan. ABD'den katılımcılar kimler olacak? Gelip bu paneli izleyecekler kimler olacak? Düşünce kuruluşları gerek Washington DC'den gerek New York'tan düşünce kuruluşları, enerji firmalarının üst düzey yöneticileri, üniversiteler, Amerikan medyası ve dünya medyası ciddi anlamda katılacak. Bunun dışında tabii enerjinin yan sektörleri olarak diğer ekonomik alanlarda çalışan profesyoneller de katılacak. Yaklaşık 500 kadar katılımcının katılmasını bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Peki bu bitti diyelim. 25 Eylül geçti. Bu hafta da geçti. Hep Amerikalıların sorduğu ünlü bir soru vardır. What's next? Yani sizin bundan sonraki hedefiniz, o Şimdi sonraki adımınız ne evet olacak? yani geçen seneki Hazer Forumu'na baktığımızda İstanbul'da düzenlemiştik. Üç panel olmuştu. Birincisi işte enerji, ikincisinde güvenlik konuları, üçüncü panelde ise Hazer Forumu'ndaki sosyal ve kültürel konular konuşulmuştu. Amerika eski Savunma Bakanı Robert Gates, Bekir Bozdağ, Enerji Bakanımız Taner Yıldız katılmıştı. Ve iki üç ülke temsil edilmişti. Yani Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ağırlıklı olarak temsil edilmişti. Bu seneki forumumuza yaklaşık 10 ülke Dışişleri Bakanı seviyesinde temsil ediliyor. Sonraki programdan hedefimiz, İki katına çıkması. yani rakam ne kadar artar çok bilmiyorum ama
devlet başkanı ve başbakan seviyesinde katılımların olmasını ümit ediyoruz. İlk program Hazar Forumu İstanbul'du. Şimdi Hazar Forumu New York. Hazar Forumu Brüksel'i çok yakında organize etmeyi düşünüyoruz. Tekrardan Hazar Forumu İstanbul 4-5 Aralık'ta İstanbul'da olacak. Hazar Forumu Moskova düşünüyoruz. Hazar Forumu Bakü düşünüyoruz. Yani Hazar Forumu bölgenin Davos'u olarak, Hazar'ın Davos'u olarak dünyanın en etkili başkentlerinde Hazar'ın en önemli konularını karar vericilerle masaya yatırmaya devam edecek. Peki nereye kadar masaya yatıracaksınız? Bu pipeline, bu gaz hattı gerçekleşene, elimizle gözümüzle görecek kadar, somutlaşana kadar buna devam edecek misiniz? Ne kadar yakınsınız bunun sonuçlanmasına? Şey değil yani, tek amacımız sadece gaz hattının gerçekleşmesi değil. Yani Hazar bölgesinde masaya yatırılması gereken birçok konu var. Örnek verecek olursak işte güvenlik konuları var. İşte Karabağ konusu, Güney Osetya konusu var. İşte Ermenistan konusu var Türkiye açısından baktığımızda. Ondan sonra sınır aşan sular konusu var. Yani kaşınsa kanayacak yaralar çok Hazar bölgesinde. Öte yandan imkanlar da çok. Yani bölgenin, dünyanın hidrokarbon kaynakları olarak düşündüğümüzde çok ciddi oran Hazar bölgesinde mevcut. Dolayısıyla her ne kadar biraz sessiz gibi görünse de Hazar bölgesi geleceğe yönelik çok ciddi imkanları bünyesinde barındırıyor. O yüzden Türk kamuoyunda, Türk karar vericilerinin Hazar bölgesine olan ilgisini çok ciddi anlamda arttırması gerekiyor. Güçlü bir potansiyeli. Gerek akademik anlamda, gerek iş dünyası, gerekse işte siyasetçilerin bu konuda daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Yani sadece Hazar Strateji Enstitüsü olarak da değil, diğer düşünce kuruluşlarının da biz çok ciddi anlamda, çok bütün yönleriyle Hazar bölgesini masaya yatırmasını istiyoruz. Şimdiye kadar Orta Doğu'yu çok konuştuk, Avrupa'yı çok konuştuk. Fakat bundan sonra daha çok Hazar bölgesini konuşmamız gerekiyor. Siz enstitü olarak raporlar da çıkarıyorsunuz. Evet. Çok ciddi potansiyel olan buradan, bu bölgeden eğer rakamlarla desteklememiz gerekirse, tabii ki Türkiye'ye ve Azerbaycan'a ekonomik desteği çok çok yüksek olacak. Ama rakamlarla verirseniz, çünkü çok büyük bir potansiyeli ve oranlara bakarsak gelecekte de büyüyecek bir talep var dediniz. Bunları biraz bize açabilir misiniz? Ne kadar büyüklükte bir talep bekleniyor ve potansiyel var bu bölgeden çıkacak? Şimdi mukayeseli olarak bakalım tabii, isterseniz burada. İşte Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerine baktığımızda şu anda tespit edilen rezervlerin 4-5 TCM, 4-5 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'deki rezervlerin, yani İsrail gazı dediğimiz Doğu Akdeniz'deki rezervlerin. Türkmenistan'daki rezervlere baktığımızda 17,5 milyar. Yani bunun kaç katı oluyor? 4 katı kadar çok 4,5, oluyor. 5, evet, 4,5 neredeyse kadar oluyor. Tabii o nedenle Hazar bölgesindeki doğal gaz rezervleri çok çok önemli. Tabii biz biraz önce sizin de söylediğiniz gibi, yani Hazar Strateji Enstitüsü olarak biz aylık yayınlarımız da var. Hazar World dergisi bunlardan bir tanesi. Hazar bölgesiyle alakalı Türkiye'de, Türkiye ile alakalı Hazar bölgesinde olumlu algı oluşmasını sağlayan bir dergi. Bu derginin içinde Hazar'a kıyısı olan bütün ülkeleri, artı Hazar'ın doğusundaki ve batısındaki Türkiye'yi merkeze alarak, Hazar bölgesini Türkiye'yi merkeze alarak her ülkeyle alakalı en önemli konuyu her ay masaya yatırıyoruz. Bu dergiyi Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak basıyoruz. 10 bin adet. Bunu bütün bölgedeki karar verici noktalara gönderiyoruz. Sadece Türkiye'de dağıtılmıyor dergi. Çok Rusya'dan güzel. Özbekistan'a, Avrupa'ya ve Amerika'ya kadar en etkili mercilere ulaştırıyoruz. Peki biraz önce en baş aktörlerin Türkiye ve Azerbaycan olduğunu söylediniz ama dünyanın da baş aktörleri var. ABD, Rusya ve diğer küçük oyuncular. Anladığım kadarıyla 25 Eylül çarşamba akşamı olacak bu resepsiyon ve panele ABD Enerji Envoy'un başkanı, değil mi? Oradan o komitenin lideri de katılıyor. ABD'den diğer liderler de gelecekler, enerji olmasa da. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler liderleri de geliyor. Peki o zaman bu panelle, forumla birlikte ABD'nin destekleme ihtimali ve bize, yani ABD'den beklediğiniz nedir? Diğer büyük ülkelerden beklediğiniz nedir? Amerika Birleşik Devletleri Güney Gaz hattını destekliyor. Zaten Güney Enerji Koridoru dediğimiz koridor, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıyla başlamış olan bir proje. Yani Bill Clinton zamanında Amerika'nın ve Türkiye'nin çok ciddi desteğiyle Azerbaycan petrolü işte Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla
dünya pazarına açılmış oldu. Güney Enerji Koridoru'nun birinci hattı buydu. İkinci aşamasının Nabucco olması bekleniyordu. Uzunca yıllar Nabucco konuşuldu. Fakat Nabucco'nun gerçekleşmemesinin en birinci nedeni Nabucco'yu gerçekleştirecek olan firmaların aslında gaza sahip olan firmalar olmamasıydı. Şu anda TANAP'ın başarılı olmasının en birinci nedeni Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın liderliğini yapıyor olması. Aynı zamanda Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin, SOKAR'ın, Şahdeniz Konsorsiyumu'nun ortaklarından biri olması. Yani hem gazı çıkartanların arasında Azerbaycan Devlet Şirketi'nin olması, aynı zamanda o gazı Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP boru hattının ortaklarından birisi olması bu projenin gerçekleşme ihtimalini çok ciddi anlamda arttırdı. İşte ilk olarak 2018'de çıkması bekleniyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu projeyi en başından beri destekliyor. Zaten destekliyorsunuz. Çok güzel bir proje, çok güzel bir forum. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa onu da alalım sizden Haldun Bey. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Harika bir forum ve onun altına da imzanızı attığınız için hem Türkiye hem Azerbaycan olarak ikisinin altını vurgulamam lazım. Teşekkür ediyorum. Türkiye adına. Ben bir konuyu söylemeden tabii geçmek ki istemiyorum. Buyurun. Biz Hazar Forumu New York'un davetini tüm Avrupa ülkelerine gönderdik. Tüm Avrupa ülkelerinin devlet başkanlarına, başbakanlarına ve dışişleri bakanlarına gönderdik. Bizim davetimize olumlu cevap veren ülkeler çok anlamlı, çok manidar. Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Hırvatistan, yani Kosova'da aynı şekilde katılmak istediğini belirtti. Yani Balkan ülkeleri bizim davetimize en olumlu, en birinci cevabı veren ülkeler oldu. En hızlı cevap verenler oldu. Yani bu bana şunu hatırlattı. Şimdi Balkanlarla bizim bir 500 yıllık geçmişimiz var. Şimdi Azerbaycan gazının Avrupa'ya ulaşması, özellikle Balkan ülkelerine ulaşması aslında Türkiye'nin öncülüğünde bir anlamda enerjiyi vesile kılarak, enerji boru hattını neden yaparak Azerbaycan ve Türkiye el ele Avrupa'ya birlikte gitmiş oluyorlar. Hepimizi bir araya getirecek diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Çok güzel bir mesajdı. Tekrar elinize, ayağınıza sağlık. Bütün çok takımınıza ederim, da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet, sohbetimiz burada sona erdi. Söz tekrar sizde, İstanbul'da.